Değerli başkanlarım, değerli kamunun, tarım ilçe müdürlüklerimizin değerli yöneticileri, değerli muhtarlarımız, değerli Çorumlular, İş Bankası'nın 98. çiftçi buluşmasına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Önce ben Samsun Bölge Müdürümüz Gökhan Bey'i önce bir sahneye alayım. Kendisi şöyle kısa bir girizgah yapsın, sonra benim bazı söyleyeceklerim var. Ondan sonra da zaten yemeğe geçeceğiz. Buyurun Gökhan Bey. Evet sayın protokol, değerli Çorumlular, değerli çiftçilerimiz, herkese hoş geldiniz diyorum. Çok heyecanlandıran bir katılım var. Birincisi, uzun yıllardır ben bu çiftçi buluşmalarına katılırım, düzenleriz. Bu kadar değerli bir katılımı ilk defa görüyorum. Onun için öncelikle teşekkür ederim. İkincisi, yine ilk defa kadın çiftçilerimiz aramızda. O da beni çok heyecanlandırdı. Onlara da teşriflerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi Çorumlar, biz Çorum deyince sadece ihracat, imalat, üretim gelmiyor aklımıza. Aynı zamanda 240 bin büyükbaş, 240 bin küçükbaş, 4 milyona yakın kanatlı hayvan, arpa, nohut, aklınıza ne geliyorsa değerli bir üretim geliyor. Yani burada çok değerli bir iş yapıyorsunuz hakikaten. Sadece Çorum ekonomisi için değil, ülke ekonomisi için. Ve şöyle düşünün, yani oluşan zor şartlarda üretime devam etmek hakikaten büyük meşakkat istiyor. İşte biz bugün niye buradayız? Bunun için finansal anlamda sıkıntılarımızı konuşmak için buradayız. Detaylı Metin Bey aktaracak, ben o detaylara girmiyorum. Ama sadece iki husustan bahsetmek istiyorum. Birincisi şu, bakın çok hızlı dosya tamamlama süresi olan bir bankayız. Lütfen onu bilin. Yani şubemize gidip dosyayı verdiğiniz zaman 15-20 dakika gibi kısa bir sürede olumlu veya olumsuz size bu dosyanın sonucunu aktarabilen bir bankamız. İkincisi, sübvanseli kredileri ayırarak söylüyorum. Yani o olması gereken devlet bankası kaynaklı krediler için söylemiyorum ama özel sektörde en uygun maliyetle kredi bulacağınız bir bankamız. Şimdi bu toplantıdan ayrılırken aklınıza ne geliyorsa, yani ben işte sulama ile ilgili ihtiyacım var, İş Bankası'nda böyle bir kredi var. Sera yapacağım, var. Hayvancılıkla ilgili, var. Drone aldım, var. Aklınıza ne geliyorsa, yani ihtiyacım olan, kart ihtiyacım var, var. Tarsim yaptıracağım, o da var. Aklınıza ne geliyorsa İş Bankası'ndan bu hizmeti alabileceğinizi bilerek buradan ayrılırsanız bizleri memnun etmiş olursunuz. Tekrar bu değerli katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben sözü Metin Bey'e veriyorum. Müdürüm, çok teşekkür ediyorum. Çok uzun bir konuşma olmayacak. Dediğim gibi bu 98.si yaptığımız toplantıların. Yarın da Baba Eski'deyim. Dün Yozgat'taydım. Geçen haftalarda Kastamonu'daydım. Kars'taydım. Sürekli biz dolaşıyoruz. Çoğuna da ben gidiyorum. Türkiye'nin her yerinde çiftçilerle bir araya geliyorum. Yani banka olarak Türk bayrağı dalgalandığı her yerde İş Bankası da var değerli çiftçiler. Onu baştan söyleyeyim. Peki bu konuşmanın içeriği ne olacak? Çok uzun olmayacak. İki başlıktan oluşuyor. Zaten ikinci kısmı aslında müdürüm değindi. Ürünlerimizden kısaca bahsetti. Onlara biraz daha ayrıntıya girelim. Ama birinci kısmında da bu kadar insan gelmişken biraz da madem biz bankayız, madem finanstan anlıyoruz, madem bu işin uzmanıyız, biraz finansal konularda, para konularında size ufak bir danışmanlık yapmak istiyorum. Yani bu kısmını böyle bir danışmanlık tarafı olarak düşünebilirsiniz. Neden? Çünkü tarım dediğimiz şeyin içinde para var. Para olmadan, yani sadece toprağı işlemek meselesi değil, sadece hayvanı beslemek meselesi değil, para olmadan üretim olmuyor. Hele bugünlerde bakın diyorum ya, her yere gidiyorum. Kars'tan Baba Eski'ye kadar her yerdeyim. İnsanlardan duyduğum şu, maliyetler çok yükseldi. Maliyetler yükselince ne olacak? Herkesin kafasında şu soru var. Ben şimdi akaryakıta 60 bin lira para verdim, tohuma 20 bin lira para verdim, gübreye 20 bin lira para verdim, etti 100 bin lira. Ben 100 bin lira yatırdım. Peki bu üretimi yaparsam sezon sonunda benim ürünüm para edecek mi? Nereden bileceğim?
O zaman acaba üretmesem, madem bu kadar artıyor bu fiyatlar, hiç mi acaba o harcamayı yapmasam, üretmesem mi? Herkesin kafasındaki soru bu. Tamam mı? Bu soru önemli bir soru. Benim tavsiyem üretin. Maliyetlere rağmen üretin. Neden? Bu konuda işte bu sene gerçekten bankalara gitme yılı. Bir. İkincisi bu sene emtia yılı. Bu sene üreten, bu sene emtiyası olan, malı olan kazanır. O kadar net söylüyorum. Neden? Savaş koşulları ortada. Enflasyon koşulları ortada. Şu an enflasyon 55'lerde. Belki biraz daha artacak. Yani devlet yetkilileri bunun biraz daha yukarılara çıkacağını söylediler. Merkez Bankası başta olmak üzere. Ne demek enflasyonun artması? Enflasyon arttığı bir yerde arkadaşlar, bugün almadığınız herhangi bir girdi, gübre olsun, akaryakıt olsun, yarın daha pahalı olacak demek. Bugün almadığınız akaryakıt bir ay sonra daha pahalı olacak. Bugün almadığınız gübre bir ay sonra daha pahalı olacak. Bu durumda enflasyon olduğu durumlarda bankalara gitmek avantajlıdır. Neden? Çünkü bankaların faiz oranı şu an, bakın ziraatı geçtim, ziraatte zaten çok düşük, oradan zaten alın. Ama özel bankalardaki faiz oranı bile enflasyon rakamının çok altında. Yani en pahalıyım diyen banka bile %30'la veriyor senelik. %30 ona faiz veriyorsun, 100 bin lira girdiğini alıyorsun, 100 bin lira kredini çektin. 30'da faiz var, 130 bin lira. Sene sonunda ödeyeceğin rakam 130 bin olacak. Ama malını almış olacaksın. Onu satarken işte kritik kısım. Fiyatlar yükselecek mi? Hasat yaptım, fiyatlar yükselecek. Enflasyon olduğu yerde üretenin ürettiği malı satarken o fiyat yükselir. Bunun hiç kaçarı yok. Yani bu sene emtialar, sattığınız ürünler. Bakın buğdayın fiyatı şimdiden artmaya başladı. Bu da 1,5 yıl önce 1,5 lira falandı. 1,5-2 liraydı. Şimdi bu sene buğdayı olan kazanıyor. Ayçiçeği olan kazanıyor. Bunlar hani popüler olanlar, o yüzden söylüyorum. Onun dışında da ürettiğiniz, yani ithalat bağımlılığımız olan ürünleri üreten daha da çok kazanır ama bakın. O tavsiyeyi de vereyim. Sadece ihracata dönük ürünlere kendinizi hapsetmeyin. Türkiye'nin ithal ettiği, yani üretim açığı olan ürünleri de üretin. Bunları üretirseniz buradan da kazanırsınız. Yani bugün faize vereceksiniz 30 ama enflasyondan dolayı zaten her halükarda ondan daha fazlasını kazanma durumundasınız. Ama bakın burada kritik nokta şu. Diyelim 130 bin lira maliyetim oldu. Sezonda da kazandım 180 bin lira. Toplamda kazandım. Fiyatlar arttı çünkü. Orada işte kritik nokta ne biliyor musunuz dostlar? O gelen parayı yanlış harcamak. Şimdi o parayı gidip de har vurup harman savurursanız, bu parayı başka şeylere harcarsanız, tarım haricinde şeylere harcarsanız, o girdileri yerine koyamazsınız. Tamam mı? Dolayısıyla paramızı tekrar tutacağız, cebimizde tutacağız. Yani bu sene emtia yılı artı gelen parayı da harcamama yılı. Bu sene gelen parayı harcamayacağız, onu tutacağız. Onunla tekrar biraz da kredi takviyesi yapıp yeni girdilerimizi alacağız ki üretim devam etsin. Üretimin devam etmesi neden önemli? Türkiye'de enflasyon diyoruz. Sürekli şeker fiyatı arttı, şu arttı, bu arttı diyoruz da eğer tarımsal üretim azalırsa enflasyon daha da artar. Bunu da çok net söyleyeyim. Yani Türkiye'nin tarımsal üretimini arttırma ihtiyacı var. Üretimimiz artmalı. Üretimimiz artarsa siz değerli dostlarımız üretime devam edebilirse eğer gıda enflasyonu azalacak ve enflasyona da olumlu katkısı olacak. Çünkü enflasyon arttıkça paramızın değeri düşüyor. İşte yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerin fiyatı artmış oluyor. Yani bir anlamda üretmeyerek Türkiye yani üretimini azaltarak bir anlamda enflasyonu kendisi de tetikliyor. Yani biraz da kendi kabahatimizde var. Onu da görmemiz lazım. Dolayısıyla üretim önemli. Bakın bir savaş oluyor. Adam diyor ki limanı kapattım. Size yağ falan yok, buğday falan yok, kalırsın. Gıda milliyetçiliği diye bir şey başladı. İnsanlar ürettiklerini artık başkalarına satmıyorlar. Yani artık yurt dışından buluruz, yerine koyarız falan dönemi ne yazık ki dünyada artık yok. O yüzden kendimiz üretmek zorundayız. Kendimiz üreteceğiz, üreten kazanır. Bu sene üreten, girdiler pahalı olsa bile, bakın girdiler pahalı olsa bile, bankaları yanınıza alın, o girdileri şimdiden temin edin, sonucunda günahsız olacaksınız onu. Net bir şekilde söyleyeyim. Dediğim gibi
kazandığınız parayı nasıl harcayacağınıza dikkat edin. Bir diğer şey, lisanslı depoyu mutlaka tavsiye ediyorum. Lisanslı depoları kullanın. Burada lisanslı depolardan da sanırım temsilciler olması lazım. Lisanslı depoları kullanın arkadaşlar. Neden? Çiftçinin en çok zarar ettiği yerlerden bir tanesi de fiyatlamada. Hasatını yapar yapmaz hemen satma telaşı. Ne kadar erken satarsan ürününü, fiyatı o kadar düşük olur. Eğer lisanslı depolara koyabilirsen, devlet sana bu imkanı vermiş. Lisanslı depoya koy diyor. Hatta diyor lisanslı depoya koydun, oradan bir EGÜS al diyor. EGÜS üzerinden kredi de kullanabiliyorsun. Direkt kefilsiz, teminatsız kredi. Hazır. Kredin de hazır. Tamam mı? Biz de veriyoruz bu kredi. İş Bankası da bu krediyi veriyor. EGÜS kredilerini kullanın. Orada beklettiniz mi? Fiyatlar oturduğunda. Tamam mı? Fiyatlar oturduğunda bir ay, iki ay sonra fiyatlar tam olarak oturuyor. Fiyatlar oturduğunda doğru fiyattan satmanıza da vesile olacak lisanslı depoları kullanalım. Ne söyledim? Lisanslı depoları kullanalım. Bankaları kullanalım. Bankaları kullanırken de şuna dikkat edin. Bir kere Ziraat Bankası'nı kullanacağız. Ziraat Bankası devletin size verdiği imkan. Ziraat Bankası diyor ki sübvansiyonlu kredi veriyor. O hakkını kullanacaksın. Ama Ziraat Bankası'nda kaynakları sınırlı. Sonuçta hazinenin sahip olduğu bir kurum olduğuna göre hazinenin verdiği imkanlarla kısıtlı. Ne yapacaksın? Diyelim ki Ziraat Bankası bu sene artık daha fazla veremiyorum dedi. Ne yapacaksın? Üretmeyecek misin? Üretmen lazım. Ne yapacağız bu durumda? Cebimize bir de özel banka koyacağız. Bir de özel bankamız olacak veya iki tane özel bankamız olacak. Onlardan da yararlanacağız. Ziraatten alamadığımız yerde veya ziraatte işlerin uzadığı yerde gideceğiz. Öteki bankadan kredimizi kullanacağız. Ama orada da hangisini kullanacağız? Müdürüm söyledi. Bizim fiyatlarımız uygun. Şunu tavsiye ediyorum. Bankaları karşılaştırın. Bakın Çorum ticareti bilen bir yer. Siz değerli muhtarlarınızla ticaretten, matematikten anlarsınız. Karşılaştırın. Böyle hemen ilk önünüze gelenden almayın. En kolay veriyorum diyenden de almayın. Karşılaştırın. Benden ne istiyorsun? Sorun. Faiz oranın kaç? Ama faiz oranın da bitmiyor. Bakın. Faiz oranı düşük söyler. Ondan sonra der ki hayat sigortası istiyorum. Hayat sigortasında da yaşa göre çok pahalı olabiliyor. Bazen aslında faizi hayat sigortasının içine yediriyor. Buna dikkat edelim. Yani 100 bin lira kredi çektin. Dedi ki 20 bin lira faiz var ama 10 bin lira da hayat sigortası aldıktan sonra zaten tekrar 30'a geldi. 20 faiz veriyorum dedi ama aslında 30 faiz aldı senden. Buna dikkat edeceğiz. Kullandırım ücretleri, bunlara dikkat edeceğiz. Yani şimdi bizde mesela kullandırım sadece bizde %1 kullandırım ücreti var. Başka bir şey yok. 1000 lira masraf veriyorsun 100 bin lira krediye. Başka hiçbir şey yok. Ama ne oluyor? Adam diyor ki %2,5 alıyorum, %3 alıyorum, 3 bin lira alıyor 100 bin liradan. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani karşılaştıracağız. En uygun, en ucuz hangisi ise değerli dostlar, oradan kullanmamız mutlaka. Bir de hıza dikkat edeceğiz. Müdürüm zaten söyledi. İş Bankası'nda şimdi diyeceksiniz ki konuşuyorsun böyle de bu imkanlar vesaire var diyorsunuz. Sizin bankanızda var. Müdürüm zaten söyledi. Bizde bütün krediler var yani. İmece kartımız zaten var. Bunda aidat yok, sigorta yok, herhangi bir şey yok. Bir de imece kartı diğer kartlarla karıştırıyorlar. Şimdi genelde piyasada kart uygulaması şöyle. Diyor ki 4 ay faizsiz dönem. Tamam, çok güzel. Veya hatta 5 ay faizsiz dönem. Bir yakalar çok güzel. Hepsi veriyor. Tamam mı? Cepte. Ama diyor ki gittiğiniz zaman. Diyelim 5 ay bir geçti 6. ayda ödemek zorunda kaldı. Piyasada arkadaşlar o 5 ay faizsiz dönem aynı zamanda ödeme vadesi. Yani 5 ay verirken sana sadece 5 ay ödeme vadesi veriyor. 5 aylık kredi veriyor aslında. 6. aya geldiği zaman bir şey oldu. Yani geç hasat aldın, parayı geç aldın, bir şey oldu. Olabilir, normal. Ne olacak? Bir ay gecikme alıyor. Hatta sadece bazı bankalar bir ay gecikmeden fazlasını alıyor, gecikmeyi düşünüyor. Direkt takip atıyor. Bakın, bu sizinizde veriyor. Sonra yarın günü ziraat ekliyorsunuz, ziraatın seksizini alıyorsunuz. Vermiyorum ki masraf ediyor. Sıkıntılı şey yani. Gecikmeye düşmemek lazım. Gecikmeye hemen atan bankadan kaçacaksın. Bu kadar basit. Sen beni niye hemen gecikme yapıyorsun diyeceksin. Buna dikkat edeceğiz. Hatta bazıları da şöyle yaptığını duydum ben.
6. ayda gittin, ödedin, sadece 1 ay için gecikme faizi almıyor. Bütün 6 ayı tekrar baştan faiz koruyor. Olmayacak işler. Zaten seneden seneye aidat da alıyor bu bankalar. Bunlara kanmayalım. Bizim bankada imece kartlı arkadaşlar, eğer 5 ay faizsiz dönem diyorsak, o sadece faizsiz dönem kısmı. Ödeme vadesi değil. Bakın, isterseniz 5. ayda ödeyin faizsiz, isterseniz 12. ayda ödeyin. 12 aya kadar vademiz var. Yani imece kart 12 ay vadeli bir kart. Ama ne oluyor? 5 artı 7 ay oluyor. 5'i faizsiz, 7'si faizli olmuş oluyor. Siz orada ne yapmış oluyorsunuz? 7 ay faizli bir kredi kullanmış oluyorsunuz. Ve de masrafsız, komisyonsuz vesairesiz. Aidatsız. Dolayısıyla çok ucuza gelmiş bir kredi oluyor. Yani o yüzden imece kartı bu avantaj. Yani bankaları doğru kullanırsak değerli dostlar, bankalar babamızın oğlunda iyi. O kadar basit. Ama bankaları iyi kullanmazsak da son derecede kötü, çirkin haline gelebiliyorlar. O yüzden bu finansal kısımlara, bu ayrıntılara dikkat edelim. Onu söylemek istiyorum. Son olarak da şöyle bitireyim değerli dostlar. Müdürüm zaten söyledi. Bakın, bir yolu da değerli dostlar, paramızı doğru kullanmanın bir yolu da teknolojiye yatırım yapmak. Türk çiftçisinin en büyük sorunlarından birisi bu. Bakanlığımız sürekli uğraşıyor bu konularda. Çok ciddi bir tarım reformları genel müdürlüğü var. Orada çiftçimizi bizim artık şeye geçirmemiz lazım. Teknolojiyi daha çok kullanan bir hale geçirmemiz lazım. Neden? En büyük derdimiz girdi maliyetleri değil mi? Evet. Gübremiz pahalı, akaryakıtımız pahalı. Üstelik de biz gübreyi, suyu böyle tepe tepe harcıyoruz. Böyle gereğinden fazla harcıyoruz. Oysa gübre miktarını doğru ayarlayabilsek, su miktarını doğru ayarlayabilsek, tamam mı? İlaç miktarını doğru ayarlasak daha az alacağız. Maliyetlerimiz düşecek, yarı yarıya düşecek. Dolayısıyla burada teknolojiyi kullanalım. Teknoloji derken neyi kastediyorum? Sulama sistemlerine yatırım yapalım. Makine ekipmanlara yatırım yapalım. Dronelara yatırım yapalım. Doğru ilaçlama tavsiye eden şeylere yatırım yapalım. Bakın burası mesela büyük burada araziler. Bizim Vodafone'da bir projemiz var. Dijital tarım projesi. 1000 dönümlük falan araziler için belli istasyonlar kuruyoruz. Şu boyda şeyler. Tamam, istasyon. Ne yapıyor biliyor musunuz bu istasyonlar? Yüzeyde böcekleri tespit ediyor. Bak, böcekleri tespit ediyor. Hangisi zararlı, hangisi değil onu buluyor. Ondan sonra diyor ki, cep telefonuna geliyor hemen mesaj. Burada şu böceklenme var, şu ilacı kullan, şu miktarda kullan diyor. Ve anında görüntü. Bizim böyle 27 tane hibe ettiğimiz çeşitli yerlerde istasyonumuz var. 27 tane istasyondan gelen karı söylüyorum size arkadaşlar. 57 milyon TL. 57 milyon TL maliyet azalışı ve verim artışı söz konusu. İmece Mobil diye bir uygulamamız var. Direkt uzmana. Şimdi bugün bir ziraat mühendisi bulup ona bir şey sormak kolay değil. Hani bulacaksın da gelecek, araştıracak, şey yapacak falan. Ziraat mühendisi aldığı da var. Ama bizim İmece Mobil'imizde doğrudan uzmana sor kısmı var. Ziraat mühendisine doğrudan bedavaya sor soruyoruz. Diyorsun ki, ben şöyle bir gübre kullandım, şöyle oldu, bunu ne yapmalıyım? Anında görüyoruz. Direkt cevap veriyor. Bunları kullanmak lazım. Yani teknolojiye yatırım yapalım. Teknoloji bize maliyetlerimizi azaltacak ve verimliliğimizi artıracak. Bunları kullanalım değerli dostlar. Drone kredimiz de var. Sulama sistemli kredimiz özellikle şu an sektördeki en ucuz. Ziraat Bankası'nın %0 faizli kredisinden sonra en uygun sulama sistemleri kredisi. Üstelik bizimkisi sistemin, yani projenin %100'üne, yani faturanın %100'üne kadar kredilendirme sağlıyor. O açıdan da iyi. Teknolojiye yatırım yapalım. Bunu son söz olarak da şunu söyleyeyim. Küresel ısınma var. İklim değişiyor. Bizim tarımı nasıl yapıyoruz biz arkadaşlar? Toprak, hava, su. Toprağımızla, havamız, suyumuz. Bunlar olmadan tarım olmaz. Temel kaynaklarımız bunlar. Bunlara sahip çıkacağız. Bunlara sahip çıkmak da önemli. Bunlara iyi bakarsak, gözümüz gibi bakarsak verimliliğimiz artacak. Dolayısıyla arkadaşlar, İş Bankası olarak da biz bu konularda, her konuda sizin yanınızdayız. Desteğinizdeyiz. Burada müdürü, şubem, Çorum şubem, Çorum'un diğer şubeleri, her türlü sizlere yardımcı olacaklar.
7-24 her zaman ulaşabilirsiniz. Artı sahada çalışan arkadaşlarımız var. Sahada çalışan arkadaşlarımız da isterseniz köyünüze doğrudan arayın. Arayın köyünüze kadar hizmet getirsin. Hizmeti de ayağımıza getiriyoruz. Bakın şurada fotoğraf çektiren kel bir arkadaşımız var, Hakan Bey. Hakan Bey'i yanıma alayım. Hakan Bey bizim saha satışçımız. Kendisi köy köy, yayla yayla her yeri dolaşıyor. Tamam mı? Bu arkadaşımız sizlerin her zaman desteği. Ben efendim Çorum'a gelemedim. İşte bir işim çıktı, ben Karnadayım, Ahırdayım. Bir imza atmam lazım. Ne yapacağım? Hakan arıyorsunuz. Hakan'ın kartları herhalde şeylerin içinde vardır. Torbaların içinde olması lazımdır. Hakan'ı arayayım, Hakan gelsin size hizmeti ayağınızı getirsin. Bu kadar da basit. Ha, yeri gelir, imece kart teslim eder. Yeri gelir, okey dördüncü lazımdır. O konuda yardımcı olur. Halı sahaya kaleci lazım olur. Her konuda Hakan'ımız yanımızda. Ayrıca tarz uzmanımız Seda Hanım da yine kendisi aynı zamanda bir ziraat mühendisi. Sadece sigorta işlerimiz, tarım işlerimiz değil. Aynı zamanda ziraat mühendisi danışmanlığı noktasında da sizlere yardımcı olabilecek bu arkadaşlardan yararlı. Bakın bunlar sizin herhangi bir ücret ödemeden size danışmanlık yapacak arkadaşlar. Daha ne istersiniz? Bir insan daha ne ister? Üreticinin yanındayız arkadaşlar. Dolayısıyla ben Hakan'a da Seda'ya da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Siz değerli çiftçilerimize de ben çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz, teşrif ettiniz, davetimize icabet ettiniz. Bizi şereflendirdiniz. Değerli muhtarlarım, değerli yöneticilerimiz, değerli oda başkanlarımız. Hepiniz sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ve afiyet olsun.